Hollywood'un peşinden koştuğu Avustralya'daki gururumuz, dünyada ses getiren çalışmalar yapan Okan Canbolat'a, ünlü sanatçı Okan Canbolat'a mikrofonumuzu uzatmadan önce on parmağında on marifet dedik ya, oyuncu, şarkıcı, yönetmen, ressam, futbolcu, yani daha saymakla bitmeyecek on parmağında on marifet diyoruz ya, işte Avrupa'daki, Türkiye'deki, dünyadaki gururumuz Okan Canbolat'a şimdi Avustralya'ya, dünyanın bir ucuna mikrofonlarımızı uzatıyoruz. İşte şimdi söz Okan Canbolat'ta. Yeni manken Okan Canbolat. Okan Canbolat, mankenlik, modellik vesaire zaten ön planda olan bir isimdir. Sanatçı Okan Canbolat. Yani ünlü manken Okan Canbolat. Okan Canbolat. Sadece başaranların öyküsü yazılır. Yılın en başarılı Türk oyuncusu ödülü Okan Canbolat'a gidiyor. Her tarafta Okan Canbolat. Sorusu tabii ki ünlü manken Okan Canbolat. Okan Canbolat. Ve şimdi de Hollywood kapılarını araladı. Avrupa'daki bütün dergilerinde kapak böyle resimleriyle yol almış gidiyor. Onun sayesinde ben de ünlü oldum vallahi. Kim geliyor? Okan Canbolat geliyor. Son dönemde de birçok Hollywood yıldızının menajerliğini yaptığım gibi çok yakında tüm fanlarına sesleniyorum. Okan'ı büyük projelerde göreceksiniz. Ünü Türkiye sınırlarını aşmış ve insan yeter ki yetenekli olsun, önünde aşamayacağı engel olmaz dedirten bir hikayeyi sizlere sunduk. Ve dünyanın neresinde olursa olsun başarılı olacağının en büyük örneği olan ünlü sanatçı Okan Canbolat'ın hayatına yer verdik. Nasıl Hollywood filmi menajerim aracılığıyla bana geldiyse, benim belgeselimi çekmek isteyen kanallar da sevgili menajerim Varol Korsema'ya ulaşmışlar. O da beni aradı, durumu anlattı. Biz de evet okey dedik ve bir senedir benim hayatımla ilgili dokümanları topluyorlar ve ATV'de olacak, evet, çünkü en çok Avrupa'nın en çok izlenen programında olmasına karar verdik ve sevgili Baykuş, senin de programın Avrupa'nın en çok izlenen programı olduğu için sendeyiz. Dünya gündeminde, ülke gündeminde yine Okan Canbolat'sa bunun cevabı bence Okan Canbolat güzel işler başarıyor ki gündemde demektir. Yani bence bu sorunun cevabı bu. Aslında gündemde kalma gibi bir çabam yok. Yani bunun için bir çaba sarf etmiyorum. Okan Canbolat başarılı ki gündemde. Ve şunu söyleyebilirim. Dünyanın öbür ucundan gündemdeysem gerçekten başarılı olduğumun göstergesidir bu. Çünkü Avustralya'da yaşıyorum. Ne zaman stüdyoya gitsem rahatsızlık hissediyordum okumalar sırasında, şarkı okumalarım sırasında. Ve doktora gittim. Doktorun da bana nasıl şarkı söylediğimi, işin açıkçası merak ettiğini, çünkü iki burnumun iki tarafında tıkalı olduğunu dile getirdi ve bununla ilgili ameliyat olmam lazım. En kısa zamanda bununla ilgili ameliyat olacağım ve üç şarkıda da işin açıkçası %10 performansla okudum, çünkü bilmiyordum burnumun bu denli tıkalı ve kapalı olduğunu. Bence Okan Canbolat sevenler, Okan Canbolat dinleyenler ameliyattan sonra bence asıl Okan Canbolat'ın performansını duyacaklarını düşünüyorum. On parmağında on marifet dedik ya, ünlü sanatçı Okan Canbolat'ın ve şimdi de sözü, müziği, bestesi ve klibin yönetmenliği kendisine ait olan sevgili Okan Canbolat'ın Masal adlı şarkısını dinliyoruz. Bana bir son yazdılar sanki masal gibi, dinledim. Bu masal bitmedi. Sonra anladım ki hayat bambaşkaymış. Masallar dinlemek küçücük yaştaymış. Sonra anladım ki hayat bambaşkaymış. Masallar dinlemek küçücük yaştaymış.
şarkı beklediğimizden de çok dinlendi. Bu masal şarkısından ben kendi şahsıma daha çok umutluyum. Yani daha fazla dinleneceğini düşünüyorum. Çünkü ben iki şarkıya nazaran bu şarkıyı daha çok beğendim. Yine söz müzik Ümit Aksoy'a ait ve aranjesi de sevgili Mehmet Sözer'e ait olan masal şarkımdan daha umutluyum dediğim gibi. Gerçeklerle yüz yüze kaldık hep biz bize. Şimdi çok pişman olduk masal dinlediğimize. Aşklar hep yalan olmuş, sevdalarsa palavra. Dünyanın hali böyle, salla gönlüm salla. Aşklar hep yalan olmuş, sevdalarsa palavra. Dünyanın hali böyle, salla gönlüm salla. İşim olmaz masalla. İlk iki şarkıda olduğu gibi masal şarkımın da yönetmenliği bana ait. Ve imaj değişikliği yapmadım. Aslında beni sevenler, yani Okan Canbolat'ı sevenler gerçek Okan Canbolat'ı gördüler. Yani klipte gerçek kimliğimi, benliğimi yansıtmak istediğim için açıkçası yansıttığımı da düşünüyorum. Onun için bu sorular geliyor diye düşünüyorum. Yani kendi gerçek Okan Canbolat'ı insanlara yansıttığım için bu sorular geliyor diye düşünüyorum. Aşklar hep yalan olmuş, sevdalarsa palavra. Dünyanın hali böyle, salla gönlüm salla. Aşklar hep yalan olmuş, sevdalarsa palavra. Dünyanın hali böyle, salla gönlüm salla. İşim olmaz masalla. Artık maskeyle kahve içmeyi de öğrenmemiz lazım gibi. Sanki. Ha şimdi onu şöyle anlatayım bak. Şimdi bak kanun ne diyor? Bütün maskeleri taksın herkes. Bakın %10'unda maske var. Hiç kimse de yok. Ben... Daha bana da sallıyorsun. Ha? Ya mesela ben şimdi takıyorum ama kahvemi içerken alıyorum aşağıya. Çünkü sizde şey yok. Yaş kaç baba? Yaş 80. 80. Korkuyor musun bu korona bana yok, gelir diye? Ben, ya ben Allah'ta Allah beni alırsa canımı alacak. O korona murona bana bir şey yapmaz ki. Ben sağlığımı koruyorum. Kurallara uyuyorum diyorsun. Yani. Hem de nasıl? Ama dışarıda bunu takman gerekmiyor. Bak şimdi ben şüpheli adamıyım. Ne olur ne olmaz. Ha, sen şey diyorsun ha? Yani 80 yaşındayım. Ya bir de ölürsek de koronadan ölmeyelim diyorsun yani. Yani böyle bir virüs gelmesin diye. Ya ben çünkü Allah bana canımı alırsa o ana bir şey diyemem. Tabii canım yani. Ama şimdi hastalandım, düştüm yatağa. Neyi düşüneceğim diyeceğim ki. Tedbir senden, takdir Allah'tan yani. Tedbiri al yani. Şimdi hasta oldum, yatağa girdim değil mi? O zaman şüphe edeceğim ki acaba birisinden mi aldım? Allah da aklıma gelmeyecek. Onun için şey yapıyoruz. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Siz maşallah geziyorsunuz, alıyorsunuz vatandaşları. Dertlerini dinliyorsunuz. Televizyona... Siz iyi olun, biz de iyi oluruz. Yok siz bak şimdi. Biz iyi olacağız ama siz iyi olursanız bizim de sağlığımızı öğrenirsiniz. Babacığım siz iyi olun, biz iyi oluruz. Allah razı olsun sizden. Sizi gördükçe ben hoşuma gidiyor. Çünkü vatandaşlarımızın dertlerini dinliyorsunuz. Yayıyorsunuz, sağa sola yayıyorsunuz. Ne güzel bir şey. Televizyonda sizi dinlediğim zaman gurur alıyorum. Bugünlerde bizi korona bile ayıramadıysa artık hiçbir şey ayıramaz. Kimse ayıramaz. Kimse doğru. Ayıramaz. Biz sizler sokakta olduğunuz sürece bizler de sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Baykuş Show devam ediyor. Baykuş Show doğru diyorsunuz. Baykuş zaten memleketimizin havası. Eyvallah. Hadi bakalım. Bizler muhabbetimize devam edelim. Sevemiyorum. Kapımda binlerce kaza. Bakıp da göremiyorum. Söyle. Baykuş abi ben seni her... Pazar günü Hatepe'de bakıyorum. Cumartesi tamam. Ve fotoğraf için gelmiştim, interview için gelmemiştim ama bir merhaba demek istedim. Altta olan seni tanımış da. Merhaba, sen de mi tanıdın? Tanımış. Evet. Bak paran düşecek ha oradan. İçine koy paranı. Adın ne senin? Ersin. Ersin. Sen hemen gördün Baykuş abini, koşarak geldin ha? Evet. Fotoğrafımızı çektiriyoruz, sonra da muhabbetimize devam ediyoruz. Aşklar.
Ne örüyorsun Baykuş abi? Bir şey ne örmüyorum. Sen ne örüyorsun? Biz Aygon'dan geldik. Burada geldik. Geziyorsunuz. Aynen öyle. Ana ne güzel. İsim ne? Ahmet. Ahmet. Memleket? Evet. Eskişehir. Eskişehirlisin. Ana gidiyor mu Eskişehir? Evet abi. Gidiyorsun. Aynen. Ne iş yapıyorsun? Ben abi mara lakika işi yapıyorum yani. O ne boya yani badana. Türkçe? Sen boya badana yani. Aynen, boya badana. Boya ve badana. Aynen abi. Etkiledi misin? Evet abi. Etkiledi yani. Aynen öyle. Peki evli bekar? Bekar abi. İnşallah evlenirsin yakında. İnşallah inşallah. Ve biraz zamanımız var. Zamanım var. Aynen öyle. Dayıcım nasılsın dayı? İyi misin? Aleyküm selam. Yakın zamanda inşallah evlenirsin. Aynen, ben şu dayıya doğru bir gideyim. Tamam abi. Allah'a emanet olun. Tamam hadi bakalım diyoruz. Babacığım ne yapıyorsun? Merhaba Baykuş'um. Şükürler olsun. Ne yapayım ben bisiklet. Senin Baykuş'um diyen var ya. Bisiklet de. Nasılsın? İyi misin? Şükürler olsun abi. Yaş kaç babacığım? Yaş 60. 60? Evet. Korkutuyor mu seni bu korona? Yok abi ya. Numaraydı bu. Yok canım. Vallahi numaraydı. Hani nerede? Numaracığım hani... nerede bu? Hani nerede ya? Nerede? Korona nerede? Gerçekten. Nerede korona? Vallahi yok. Yok. Görünmeyen düşman. Ya masallı bu. Politikti bu abicim. Kaçma azar bende korona yok. Korona var. Sağlam adamım ben. Evet sevgili izleyenlerimiz. Dünya insanı, vatandaşlarımız inanmıyorlar. Politika diyor. Tabii ki politika. Büyük politika bu. Peki sana bir şey soracağım. Sor abi. Politika değil mi? Evet. Diyorsun. Evet. Peki sana bu aşıyı vurulacaksın. Vurmayacağım ki. Mecbursun. Yoksa yurt dışına çıkamayacaksın. Çıkamayayım. Daha gideyim memleketime gideyim. Giderim diyorsun. Giderim tabii ki giderim. Aşı maşı vurulmam. Şimdi diyorsun. Ben 60 yaşındayım. Ben bu aşıyı vurursalar bana yaparlar bu aşıyı. Ne bileceğim ben? İyi mi yoksa yaşlıları öldürmek için mi bu? Ha, bunları da düşünüyorum. Tabii ki düşünüyorum tabii. Ya, kesinlikle şu an zaten bir aşı muhabbeti var sevgili izleyenlerimiz. Bu korona aşısı değil. Bakalım önümüzdeki günlerde duyarsanız bir aşı vuracaklarmış. Ben vurulmam abicim. Eğer vurdurmazsan göndereceklermiş. Göndersinler. Yani biraz mişmuşlarla hareket ediyoruz ama. Evime gider orada istirahat ederim abi. Vurdurmam diyorsun. Yok. Sen vurdurur musun baba? Abi ben de vurdurmam ya. Sen... Vurdurur. Abi ben vurdurmam. Ben de vur dedi sonra. Ya vurdurmam. Vurdurmam diyorsun. Evet gerçekten de enteresan günler yaşıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Yani aşı vurun deseler vurdursak mı? Aşı olsak mı? Abi, neyin ne olduğu belli değil zaten yani. Korona. İsim neydi? Ali abi benim. Bak bu Ali mi? Belli değil. Ben Baykuş muyum? Belli değil. Korona mı? Var belli mı yok değil. Mu? Belli değil. Belli. Ya neyin ne olduğu belli değil ya. Yani benim ne olduğum bile belli değil. Sen kimsin kardeşim? Senin ne olduğunu? Ya sen tanıyor musun kendini? Kendimi. Sen Ali misin? Ama senin Ali olduğun bile belli değil ya. Bu devirde hiçbir şey belli değil. Aynen öyle. Ya, ya bu çocuk senin. Benim çocuk. Ha, o belli. Senden öpüyorum. O belli. O belli. Onun benim olduğu belli. Ha ama benim Baykuş olduğum belli değil. Sen de Ali olduğun belli değil. Ama bu çocuğun senin olduğu belli. O belli canım. Hadi bakalım bir şeyi belli ettik sonunda yani ama korona belli değil. Korona belli değil abi. Ha işte ama çocuk belli. Senin çocuk. Çocuk belli. Çocuk belli. Ama Ali belli değil ama Baykuş belli değil. Yani ne bileyim işte. Çocuk belli. Resmimizi çekildik. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Aycan. Aycan. Kaç çocuk var? İki. İki. Merhaba. Anneniz mi? Yok. Komşu. Merhaba. Merhaba. İki çocuk var. Evet. Kaç yıllık evlisin? 10. 10. Eşin nerede? Eşim şurada. Aa, eşim burada. Evet. Merhaba. Eşine selamlar o zaman. Hayır. Eşine bir şey diyeceğim mi? Onu seviyorum. O zaman git orada söyle. Hadi bakalım eşin yanına. Herkes eşini sevsin. O gitsin. Eşine sevdiğini söyle ama eşim. Tamam. Seni çok seviyorum da git. De orada de. Gecikmeyin. Eşinize bak seni seviyorum lafını geciktirmeyin. Ne olur ne olmaz ya. Hallo, wie geht's? Merhaba abi. Merhaba. Wie geht's gut? Gut, gut. Ich hab gehört. Yok, arkadaş Türkisch.
Arkadaş Türk. Evet. Sen? Ben de Filistin. 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 Ana ne güzel ne güzel. Abi bir arkadaş. Kardeş. Oy, oy. Sen de çok. Vallahi sen de çok abi. Maşallah. Habibi. Vallahi sevgili izleyenlerimiz alışkanlık bende de. Öpün öpün. Korona morona. Korona morona. Vallahi yok korona. Vallahi nix diye gips keine korona. No politik. No politik. No vallahi no politik. Okay. Müzik? Müzik. Mamu. Mamu. Okay. Mamu. No keine. Şoko. Mamu şoko. Mamo rapçiymiş, küfürsüz bir şarkı rica ediyoruz kendisinden. Mamo, yet. Ich kann ein Lied singen. Okay. Filistinli kardeşimiz bize rap yapacak. Oh, ja, bitte. Okay. Schau, uns geht es doch gut. Wir machen Party in der Buff. In der Buff. Oh, 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 oh. Ja, ich roll ein Zaruch. Meine Story wie ein Buch. Wie ein Buch. Vay kardeşim vay diyoruz. Aha. Filistinli kardeşim. Filistin. Türkiye seni seviyorum. Vay biz de seni seviyoruz. Hadi. Diyoruz muhabbetimize devam ediyoruz. Mannheim'dayız, Friedrichsfeld'de pasta bardayız ve sevgili Neslihan kardeşimizin yanına geldik. Merhaba Neslihan. Hoş geldin Baykuş, merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gülen yüzün daim olsun. Sevgili izleyenlerimiz, abi. Muhteşem bir enerjisi var. Gülen yüzlü, evet. Samimi ve Mannheim'ın gülen yüzü diyelim. Neslihan. Öyle diyelim. Hoş geldin Baykuş. Hoş bulduk. Sevgili izleyenlerimiz, burası pasta bar. Evet, neden pasta bar? Burası 150 kişilik bir mekan. Evet, evlenmek isteyenlere, nişanlanmak isteyenlere, doğum günü kutlamak isteyenlere, kına gecelerine, özel günlere, yaş günlerine, sürpriz günlere burası müthiş ideal bir yer. Sevgili Neslihan, malumumuz artık korona yüzünden 1000 kişilik büyük düğünler, 500 kişilik büyük düğünler uzun bir süre yapılamayacak. Yapılamıyor. O yüzden bizim mekanı iyi bulduk. Düğünler, nişanlar, kına geceleri, söz, doğum günleri için çok güzel bir yer. Park yerlerimiz var, sanayi bölgesindeyiz. Kimseyi rahatsız etmiyoruz, müzik problemi yok. Sevgili Neslihan, fiyatlar da gerçekten de çok ama çok uygun. 150 kişiye verdiğin hizmete bakılırsa. Evet. Fiyatlarım uygun çünkü misafirlerimizin buradan mutlu çıkmasını istiyorum. Şumun propaganda derler ya, evet. O çok önemli benim için. Hani kimse buradan çıkıp da işte çok ödedik, çok yaptık falan demesin. Düğünleri kendi düğünümüz gibi yapıyoruz. Nişanlarımızı sanki kendi nişanımızmış gibi yapıyoruz. Doğum günleri sanki bizim çocukların doğum günleriymiş gibi severek yapıyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz gerçekten de samimiyeti, güler yüzü çok ama çok özel, çok güzel. Kendi doğum günüymüş gibi, kendi özel günüymüş gibi ilgileniyor. Ve adresi tekrar ediyoruz. Burası Pasta Bar Mannheim. Adresi tekrar verelim. Langlachweg 3. Ve Mannheim. Endüstri bölgesinde Mannheim, Friedrichsfeld'de ve burada en önemli buranın aslında rahatlatıcı yönde sabaha kadar da müzik yapabiliyorsunuz. Evet, biz saat 12'de de kimseyi buradan kovmuyoruz. Evet. İşte hadi bırakın bitti demiyorum. Yok hayır öyle söylemiyoruz, hatta 12'den sonra biz de birazcık göbek atıyoruz dermişim gerçekten öyle. Evet. Yok, sanayi bölgesinde kimseyi rahatsız etmiyoruz, hani misafirlerimiz bir saat daha kalalım derseler. Problem yok yani. Biz severek kalıyoruz. Sony.
Pasta barda görmüş olduğunuz gibi mutfağıyla, bar bölümüyle ve en büyük özelliklerinden bir tanesi de sevgili izleyenlerimiz sizlere hizmet veriyorlar. Ama burası gerçekten de herhangi bir yerde bir direk yok. Herkes birbirini görebiliyor ve mutfağı da çok önemli. İki tane aşçısı var. Çok özel, çok güzel menüleri var. Daha doğrusu siz ne isterseniz görmüş olduğunuz mutfakta yemeklerini yapıyorlar. Misafirlerinize hem yemeklerini, hem pastalarını, hem meyvelerini A'dan Z'ye hizmeti burada sunuyorsunuz. Evet. Evet, burası da pasta barın size. Her şey dahil. Her şey tam dahil. Tam organize. Tam organize. Evet, sevgili izleyenlerimiz, son olarak diyoruz ki burası Mannheim Friedrichsfeld ve adresi alalım. Langlachweg 3. Peki, sosyal medyadan size nasıl ulaşacaklar? Instagram ve Facebook üzeri pasta bar alt çizgi Mannheim'da bulursunuz bizi. Bir mesaj atarsanız. Mutlu günlerini burada yapmak istiyorlarsa fiyat sorun değil. Çok pahalı değil. Hayır. Ve zaten şu anda Almanya'da ve özellikle bu eyalette Mannheim çevresinde 150 kişilik düğün, nişan, özel günler kutlamalara müsaade verildi. Evet. Çok şükür dünden beri ona müsaade verdiler. İşte 500-600 kişilik düğün planlayanlara maalesef bu sene olmayacak gibi görünüyor. Bilmiyorum artık. Burası 100-150 kişilik. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, Neslihan gerçekten de hani kendi mekanı 150 kişilik mekanda her türlü organize yapabiliyor ama gerçekten de üzülüyor kendisi. 500-600 kişilik kardeşlerimizin 1000 kişilik düğünleri yapamamasına da üzülüyor. Evet, tabii. Keşke yapsalardı onlar da. Benim tanıdıklarım mesela organize işlerinde uğraşanlar yapamıyorlar maalesef. Korona herkesi etkiledi. Korona herkesi çok etkiledi bu sene. Yani korona ilk kez geldi. Ama çok etkiledi. İnşallah evet. Korona ilk ve son olur gelmesi. İnşallah. Bir daha gelmez. Gelmesin. Gelmesin. Gelmesin diyoruz ama siz buraya gelin. Siz buraya gelin, korona gelmesin tamam mı? Gelmesin diyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, burası pasta bar. Düğün, nişan, kına, doğum günleri, çocuğunuzun doğum günü, sizin doğum gününüzü kutlamak istiyorsanız mutfağı burada her türlü menü hizmetini veriyor sizlere. Ve 150 kişilikte açık alanıyla sorunsuz park yeriyle ve ses sorunu olmayan bir yer. Pasta bara. Evet. Bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Neslihan'ın gülen yüzüyle de karşılaşıyorsunuz ve burada en güzel şekilde organizenizi, o mutlu gününüzü yapıyorsunuz. Mannheim Pasta Bar'da Friedrichsfeld'deydik. Burası kesinlikle pastayla bir alakası yok. Pasta bar demek İtalyanca makarna demek. Öğle arasında makarna servisi yapılıyor burada. Çok güzel makarnası var burada bulunan bütün iş yerlerine. Diğer günlerde ise özel günlerinizi sizinle paylaşıyor. Sevgili Neslihan, son olarak ne diyeceksin? Son olarak misafirlerimize en mutlu, en değerli günlerini bize emanet etmelerini çok isterim. Buradan mutlu ayrılacaklarından çok eminim. Bizden bu haftalıkta bu kadar. Bu sokaklarda sizler gezdiğiniz sürece bizler hep sizlerle birlikte olacağız. Yine gülmeye, yine eğlenmeye devam edeceğiz. Tabii ki korona bizi ayırmazsa. Evet, inşallah bugünler de geçecek diyoruz. Ve her zaman olduğu gibi yeryüzünde iyilik, güzellik, sevgi alanı ne varsa hepsi sizlerin olsun. Gerisi bana yeter de artar bile. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, evde kalın, ATV ekranlarında kalın.